Evet, devam ediyoruz. Şimdi iyi bir koro nasıl olur diye konuşuyorduk. Bir taraftan da sizin koro rezonans nasıl işliyor? Onu konuşalım istiyorum ama öncesinde gene biraz müzik dinleyelim. Oradan devam edelim. Evet, Divane Aşk. Divane aşk gibi ben dolaşırım yollarda. Divane aşk gibi ben dolaşırım yollarda. Kız senin sebebi ne? Kız senin sebebi ne? Kaldım İstanbullarda, kaldım İstanbullarda. Bulan beni bulandan da bir kerecik istesin. Bulan beni bulandan da bir kerecik istesin. Allah'ın emri var, Allah'ın emri var. Gönlüm olsun desin, gönlüm olsun desin. Evet, bu Divane Aşk türküsünün şimdi burada şef çok önemli bir şef aslında. Çok. Grammy ödüllü Tabii, canım. Eric Whitaker. Eric Şimdi çok önemli bir şey tabii. Hem besteci hem şef. Fakat şimdi o sözleri anlamadan o Tabii o. şeflik nasıl yapılıyor? Şimdi o müziği görüyor, yani Tabii notaları görüyor. notaları görüyor ama şimdi Eric Whitaker geldiğinde biz ona şart Maçka'dan koştuk. bahsederken mesela. Dedik ki yani kendi müziği, sırf Eric Whitaker müziğiyle bir konser hazırladık biz. Bu projeyi 3 yıl boyunca hazırladık ve en sonunda da onunla bir konser yapma fırsatımız oldu. Dedik ki ama bir tane de türkü yöneteceksin. Bunu biz şart koşuyoruz ki bizim müziğimizde ve bu eseri Eric Whitaker yönettikten sonra bize her sene Amerika'dan en az 10 tane e-mail geliyor. Divane Aşık'ın notası var mı? Divane Aşık gibi diye bir türkü varmış falan diye. Yani çok tanıtıcı bir etkinlik oldu. Çok çok müthiş. Evet. Peki bu rezonans nasıl işliyor onu konuşacağız. İşte aşağı yukarı 40 kişisiniz anladığım Evet. kadarıyla. Sık sık konser veriyor musunuz? Yurt dışına gidiyor musunuz? Yarışmalara katılıyor musunuz? 2015 yılından beri aslında yurt dışına açıldık. İlk festivale gidişimizle beraber yaklaşık 5.000 kişilik bir seyirci kitlesini halay çektirerek kendi müziğimizi oraya tanıttık ve ilk orada açıldık. Ondan sonra düzenli olarak yarışmalara, festivallere katılmaya başladık 2015'ten bu yana. Planlamamız aslında bir yıl öncesinden yapılıyor yaklaşık olarak. Yani bizim hangi gün ne çalışacağımız, ne kadar saat çalışacağımız, şefimizin ne günü gelip gideceği de önemli olduğu için önceden planlanıyor. Bunun planlanması için tabii çalışan ekiplerimiz var. Yönetim kurulumuz var öncelikle. Benimle beraber çalıştığımız beraber arkadaşlarımız var. Mesela farklı farklı görevler üstleniyorlar onlar. İşte mali işler sorumlumuz var, proje Yani sorumlumuz koro var. deyip hani öyle bir Koro deyip diye geçmeyin. geçmeyin Tabii. yani. Tabii. Koro şimdi bir araya geliyoruz, şarkı söyleyip dağılıyoruz gibi değil yani. Değil, Bayağı evet. çok ciddi yapıyorsunuz Evet, bu çünkü işi. hani farklı kararların verilmesini hepimiz birlikte yaptığımız için bunlar bütün koronun inisiyatifine bırakılabiliyor aslında. Bazı kararları yönetim kurulu veriyor. Bunun dışında
dışında bir tane daha ekip var. Daha büyük, koroyu daha fazla temsil eden bir ekip. Biraz daha genel kararlar orada veriliyor. Ve yıl sonlarında da genel kurulumuz yapılıyor. Bütün yılın bir özetini yaptığımız, kendimizi değerlendirdiğimiz, gelecek seneyi neyi nasıl yapalım ya da yapmayalım mı tartıştığımız genel kurulumuz oluyor. Gayet açık bir şekilde her şeyi tartışıyoruz orada. Ve ondan sonra da seçmelerimiz oluyor. Çünkü şimdi, evet, o seçmeleri çok merak ediyorum. Şimdi bu kadar başarılı bir koro olunca demek ki oraya giriş kriterleri de var. Öyle tabii. Var ve var. Herhalde ağır evet. Olsa gerek diye düşünüyorum. Yani, herkesi almıyorsunuzdur değil, evet. Değil mi? İki aşamalı üniversite sınavı kadar olmasa da minik bir seçmemiz oluyor. Önce bize başvurması gerekiyor adayların. Genellikle Haziran sonlarında oluyor. Bazen ara seçmeler de oluyor. Yani bu ayın sonuna doğru seçmelerimiz olacak tekrar. İlgilenenler varsa bekleriz yeni arkadaşlarımızı. Evet. Öyle genişleme şeyiniz var. Tabii tabii. Evet. Çünkü hani içimizdeki arkadaşlarımız evlenenler ve farklı şehre taşınanlar oluyor. Ülke değiştiren oluyor. Doğum yapan oluyor vesaire. Onların yerine farklı arkadaşlarımız geliyor. Onlar daha sonra tekrar bize katılmaya devam ediyorlar tabii. Kopuş olamıyor çünkü genellikle. Şimdi yeni kişi almaktan söz ederken aklıma sizin bir sözünüz geldi. Bir yerde herhalde bir konuşma sırasında koroda şarkı söylemek insana mutluluk verir. Evet. Verir. Demişsiniz. Doğru. Neden? Kesinlikle verir. Ben bu çok güzel bir hastalıktır. Ben buna işte lise... Ortaokuldayken bana bulaştı ve bunu bırakamıyorum. Kesinlikle. Bakın hala Viyana'ya gidip koroda söylemeye çalışıyorum. Yani kesinlikle bunu yaşayanlar bilir. Yani o armoninin içinde olmak, hep birlikte oluşan o tınının içinde onun bir parçası olmak ve ona bir katkıda bulunmak inanılmaz bir histir. Ve bu hissi yaşayanlar bırakamazlar. Şimdi beni mesela bu programı dinleyen, korolarda söyleyenler beni çok iyi anlıyor. Gerçekten öyledir. O yüzden ama bir de insanları yüreklendirmek için korolarda söylemiyorlar ama bir koroya girsem mi girmesem mi diye düşünen kişiler de vardır eminim. Kesinlikle. Onlardan garanti biri ben veriyorum. Değilim ne yazık siz ki. Çünkü beni çok küçükten benim bütün şeyimi kesmişler. Bütün o konuda bir kompleks şeyini. Yok, evet. Senin iptal. Sesin yok. Ne pes var. Ne tiz. Seni hiçbir yere alamayız. Hiçbir koroya koymadılar. Herkesin aynı zamanda vardır. Herkesin sesi de vardır, herkesin kulağı da vardır. Doğru zamanda eğitim başladığı sürece. Ama bu artık doğru zaman. Yok yok, herkes için. Biliyor musunuz, Almanya'da yeni bir koro çeşidi var. Veteranlar korosu. Şarkı söyleyemiyorum korosu. Ha, öyle şarkı mi? Söyleyemiyorum diyenler Nerin için koro yapmaya başladılar. Şöyle elimizde, ben aynı zamanda Avrupa Koro Federasyonu Yönetim Kurulu'ndayım. Bir verimiz var elimizde. Bir araştırma yaptık orada, bütün Avrupa çapında. Bir tahminde bulunmak ister misiniz mesela kaç kişi korolarda söylüyordur Avrupa'da? Avrupa'da. Yani, evet, Avrupa'nın nüfusunu önce bir yani ne bileyim 250 kaç? Milyon mudur 300 ha, milyon evet, mudur? Neyse, öyle bir şey. Evet, öyle hani, bir şey diyelim. Kaç kişi aşağı söylüyordu? Yukarı. Değil mi? 100 kişiden biri diyelim. Diyelim değil mi? Hı-hı. Çok daha fazla. Ama tamamen yani şey tabii hayal değil. Ürünü. Kolektif şarkı söyleme faaliyetinde bulunan kişi sayısı Avrupa'da 37 milyon kişi. Nüfusun %5'i. Nüfusun %5'i. Bu veriyi, daha büyük nüfus. Evet. Bu veriyi anlattığımız zaman biz özellikle karar vericilere... 600 milyon falan demek ki şeyin yani, Avrupa'nın nüfusu. Çok ciddi, evet, çok ciddi bir rakam ve Türkiye'de de böyle. Hı-hı. Yani birçok koro var çünkü halk müziği koroları var, sanat müziği koroları var. Çok sesli korolar iyice çoğaldı evet. Son 20 yılda. Korolarda söyleyen çok fazla kişi var. Bu dikkate alınması gereken bir amatör sanat dalı. Çok önemli bir sanat dalı. Türkiye'de ne kadar peki? Elimizde bir veri yok. Ha, yok. Bu araştırmayı Türkiye'de yapmadık. Fakat ben biliyorum ki festivallerden Türkiye'de binlerce koro var. Hmm. Binlerce koro var. Peki daha. Mutluluk verir diyordu. Evet. Verir. Başka? Sağlık verir. Evet, onu anlatacaktım. Buyurun. Yani yapılan bir araştırma var. Kalp krizi riskini, kalp hastalıkları riskini azaltıyor. O anda çünkü çok mutlu oluyorsunuz ve aynı tempoda söylüyorsunuz. Aynı anda nefes alıp veriyorsunuz. Kalp ritminiz aynı oluyor. Yani yanınızdaki arkadaşınızla aynı anda kalbiniz atıyor ve bu çok büyülü bir şey gerçekten. Yani o anda bir korist olarak söylüyorum. Zaman ve mekandan bağımsız olarak boyut değiştiriyorsunuz ve başka bir yerde başka bir şey oluyorsunuz. Daha büyük bir şeyin parçası oluyorsunuz. O yüzden çok farklı bir deneyim. Herkesi davet ediyorum herhangi bir koroya. Evet. Evet. Alzheimer'ı da geciktirdiğini söyleyen araştırmalar var. Evet. Öyle mi? Bilimsel bunlar yani. Hiç tabii mutlaka. Var. Çünkü
Koroda söylemek için birçok farklı şeyi aynı anda kullanmanız gerekiyor. Notayı okuyorsunuz, okuduğunuz notayı deşifre edip doğruya miye çeviriyorsunuz. Aynı zamanda yanınızdaki arkadaşınızı dinliyorsunuz. Siz bir eylemde bulunuyorsunuz. Her seferinde bedeninizi açıyorsunuz. Bir spor yapıyorsunuz bir yandan. Şefi takip ediyorsunuz. Ve aynı zamanda edebiyatla da uğraşıyorsunuz. Çünkü şiir okuyorsunuz bir yandan. Söylediğiniz şarkının bir sözü var. O yüzden çok fazla beynin farklı alanını çalıştıran bir sanat. Peki olur. Enstrüman çalmakla müzik çalmak arasında yani bir Koroda enstrüman çalanlar arasında hangisi daha zor? Hangisini öğrenmek daha zor? Enstrüman çalmak şimdi, mı? Şimdi bu çok karışık bir yoksa, konu. Yoksa neden? İkisi de zor. İkisi de zor. Şöyle bir enstrümanı hakim olmak için en az onun 8 sene falan eğitimini ciddi almak lazım. Şimdi koroda söylemek için böyle değil. Bugün siz bir koroda söyleyebilirsiniz. Evet. Çünkü koro zaten kendi işinde başlı başına bir eğitimdir. Ama bu demek değil ki koroda söylemek daha kolay. Çünkü belli bir süre sonra tabii ki onun da seviyesi yükseldikçe çok daha zorlaşıyor iş. Yani şu an bizim rezonansla söylediğimiz 16 sesli eserler var. 16 ayrı ses takip ediyor koristlerimiz. O yüzden bu açıdan bakınca da ikisinin ayrı zorlukları var diye düşünmek lazım. Evet. Peki şimdi bu enstrüman çalmakla şarkı söylemek arasında aslında şöyle, enstrüman da zahmetli bir iş. Çok. Öbürü daha kolay. Başlamak birlikte, kolay. Evet, yani birlikte taşıyorsunuz enstrümanınızı diyelim. Devam etmek çok kolay değil. Devamı zor, zor demek ki. Evet, evet şimdi o zaman şöyle, sizin bu yarışmaya katılıyorsunuz. Daha başka yarışma, ne faydası var bu yarışmalara katılmanın? Çok var faydası. Bir yarışmanın amacı bizim için, rezonans için konuşuyorum, hiçbir zaman ödül değildir. Evet. O süreçtir bizim için onun faydası. Çünkü kendimizi, o yüzden biz hep uluslararası alanda iyi tanınmış ve zor yarışmalara gideriz. Çünkü her biliyorsunuz her sektörde böyle, böyle kolay hani madalya dağıtan yarışmalar da vardır. Her sektörde olduğu gibi. Bunu tercih etmiyoruz. Çünkü biz kendimizi zorlamak istiyoruz. İşte her sene genel kurulumuzda bu karar çıkıyor. Yani daha zorlayıcı bir yere gidelim. Uluslararası bir jüri karşısında kendimizi görelim. Biz neymişiz? Yani tabii o çok önemli. Neredeyiz? Bizim koristlerimiz pohpohlamak istemezler yani. Çok iyisiniz, süpersiniz. Dünyanın hiç kimsenin ilgilendiği bir konu değildir. İlgilendiğimiz konu nasıl daha iyi yapabiliriz? Dünya çapında bir işi nasıl ortaya koyabiliriz? O yüzden tabii daha önce aldığımız birçok ödül var. İkincilikler var, üçüncülükler var, özel ödüller kazandık. Yani çok zor yarışmalarda bunları kazandık ama amacımız o değildi hiçbir zaman. Çok güzel. Siz tabii kendinizi ölçüp biçmeniz için, nerede olduğunuzu görmeniz sürekli için çok iyi bir fırsat oluyor. Evet, çok doğru. Peki bu koro festivalleri oluyor. Yani yarışmaların dışında bir de festivaller var. Yani festivallerde de yarışmalar vardır mutlaka. Dünyada çok var festival. Çok. Duyuyoruz ama Türkiye'de o kadar çok yok mu? Duymuyor çok muyuz yoksa? Var, duymuyoruz. Duymuyoruz. Tamam, bundan sonra kulaklarımızı daha çok açacağız. Açalım. Bu konu böyle birazcık koro sektörünün kendi işinde kalan bir konu. Evet. Çok var. Ankara, İzmir, Mersin, Çanakkale, Denizli, İstanbul. Ben size sayayım da. Çok. Kuzey Kıbrıs. Her yerde koro festivallerimiz var. Ve biz çoğuna da katıldık. Evet, peki bizim seviyemiz nedir Türkiye olarak? Çok yurtdışıyla, iyi. Öyle mi? Ben size garanti veriyorum. Daha geçen 2 sene önce Akdeniz Koro Forumu yapmıştık burada. Orada bir Fransız koro menajeri bize bunu söyledi. Dedi ki Türkiye'de ne kadar çok genç izleyici var ve genç korist var. Çünkü Avrupa'da bu yaşlar yükseliyor. Ve klasik müziğe, çok sesli müziğe diyelim bizim açımızdan insan çekmekte çok zorlanıyor Avrupalılar. Bu bir konu yani kültür sanat gündeminde. Bizde tam tersi gençlerden gelen bir hareket var. Ya, o çok güzel tabii. Türkiye'nin dört bir yanında korolar var. Üniversite koroları, lise koroları, özel kuruluşlar. Gençlerin bir araya gelip yarattığı topluluklar ve bu çok önemli bir ateş. Bunu kullanmamız lazım. Bu bizim sanat camiamızı etkileyen bir bir hareket diye görüyorum ben bunu. Evet, çok güzel. Peki şimdi şu programa buradan programdan devam edelim. Siz İstanbul Müzik Festivali başlıyor hemen bayramdan sonra. 47. İstanbul Müzik Festivali, İKSV'nin organize ettiği. Orada da bir konseriniz var. 16 Haziran'da değil mi? Onu da buradan izleyicilerimize hatırlatalım. Ne var o şeyde, konserde, repertuarınızda ne var?
Müzik rotasından belki biraz bahsetmek istersin Aslı. Evet, Aslı. Yani müzik rotası kapsamında koroların yer aldığı bir kısmı İKSV Müzik Festivali'nin. Biz de orada kendimize özgü bazı parçalar sunacağız. Oraya özel bir repertuar hazırladık. Daha önce sunduğumuz bazı şeyler de var, özel şeyler de var. Orada bütün çok sesliliğimizi yansıtmaya çalışacağız. Bir kilisede yapacağız. Samatya'da bir kilisede. Evet, o her sene galiba evet. Samatya'da bir... Yani bu müzik rotası işte biraz şehrin tarihi evet. bölgelerini de... İki saatte bir galiba evet. bir konser evet. var. Bir rota belli gibi. Bir rotada. Evet. Ha, orada çok da ilginç siz... bir proje. Evet. Evet, evet. İki farklı birkaç kilisede bir süre evet. arayla veririz. Yani bir saat arayla falan. Evet. İki Hı-hı. farklı kilisede konserimiz olacak. Ha, öyle yer değiştireceksiniz. Evet, evet. Şey de yapıyor. Farklı gruplarla çalışıyoruz. O da müzik grupları da var. Hı-hı. İşte bir konserde, Hı-hı. iki konserde diyelim. Rezonans ne olacak? Çünkü kilise atmosferi gerçekten akustik itibariyle insan sesine çok uygun bir yer. Hı-hı. Yani bizim İstanbul'da konser yaptığımız, işte geçen bir veri çıkarttık. Konserlerimizin %10'unu falan, 10 konserden birini kilisede yapmışız yani. Hı-hı. Çünkü tam bizim işimizin evet. yeri. Akustik tabii çok evet. şey. Yani akustik orada, çok müzik evet. açısından çok öne çıkartıyor insan evet. sesini. Peki, oldu. Ben... ondan sonra peki bitirmeden şey soracağım. Bir sonraki on madem bu sene 10 yıllık ne denir hedefinize ulaştınız bu sene. Bundan sonraki 10 yıllık hedefte ne var? Bayağı yazmışsınızdır siz planlamışsınızdır. Yani aslında çoktan. Planımızı sunduk geçen hafta. Birazcık haberdar etmeye de başladık. Gelecek sene öncelikle 10. sezonumuzu kutluyor olacağız. Bu bizim için önemli bir sezon. Ondan sonra yani 10. yaşını kutladığımız için kendimize böyle birazcık özel projeler geliştirmek istedik. Onları açıklayalım mı? İster misin? Tabii yani çok kısaca söyleyeyim. Bizim her sene birkaç konuk şefimiz olur. Hı hı. Tek bir şefle çalışmıyoruz. Eric Whittaker gibi. İşte evet. bunun gibi Avrupa'dan çok şef geldi her sene. Hı hı. Seneye de Norveç'te yaşayan bir İsrailli şef, çok çok iyi bir şef, Yuval Weinberg gelecek Aralık ayında. Bizimle bir kuzey programı yapmaya, yani Norveç, İsveç programı yapmaya. Aynı zamanda çok değerli şefimiz İbrahim Yazıcı gelecek sene Rezonans'ın konuk şefi olacak. Bu iki projemiz bir yerde durmakla beraber orkestralı projelerimiz olacak. Gedik Filarmoni Orkestrası kuruldu, bilmiyorum haberiniz var mı ama çok önemli bir orkestra. Çok virtüöz bir orkestra. Gedik Filarmoni Orkestrası ile bir konserimiz olacak, ortak bir projemiz olacak. Bunun dışında akapella konserlerimiz sürüyor. Yani çok renkli bir sezon yarattık. 10. yılımıza kendimize de bir ödül vermek istiyoruz. Evet çok güzel. Peki siz şey yapıyorsunuz, başka koroların da şefliğini yapıyorsunuz. Şimdi benim esas işimi söyleyeyim size. Evet. Benim esas işim Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çok Sesli Korosu'nun evet. şefiyim. Doğru. Yani, onu unuttuk söylemeyi. Evet, rezonansın esas... heyecanına kapılıp. Evet. Evet. 2017 yılından beri. Şimdi farklı koroları yönetmek nasıl bir şey? Ben onu çok merak ediyorum. Şimdi öyle bakınırken notlarıma. Tabii. Şimdi her koronun kendine göre bir özelliği vardır gibi tabii, geliyor tabii, bana. Tabii tabii tabii. Şimdi koro mu size uyuyor yoksa siz mi koroya uyuyorsunuz? Şefolar nasıl bir şey? Bu bir ortaklıktır. Yani biz artık o 80'li yıllardan. Yoksa koro mu size şeyini? O şey bitti. Otoriter şef olayı bitti yani. O dünyada kalmadı. Yok öyle bir şey. Diyalog burada önemlidir. Çünkü her koronun farklı ihtiyacı, farklı istekleri ve farklı yapısı vardır. Hmm. Mesela Kültür Bakanlığı Devlet Çok Ses Korosu bir profesyonel topluluk. 30 yıllık bir topluluk. Evet. 30 yıldır yani neredeyse benim yaşım kadar diyorum. Hani geçtim 30'u da. Yani o kadar zamandır birlikte her gün profesyonel olarak bu işi yapan sanatçılarla orada çalışma fırsatım oluyor. Çok başka bir dünya orası. Profesyonel bir dünya. Rezonans bambaşka bir dünya. Ama şöyle bir güzel anekdot size söyleyebilirim. Belki son dönemden. İki ayrı organizma diyoruz ama örneğin daha yeni Devlet Çok Sesli Korosu sanatçıları Rezonans'ın bu Almanya'da yapacağı yarışmaya destek oldular ve bizim destekçilerimizden biri oldular. Buradan teşekkür ediyoruz tekrar. Teşekkürlerini iletiyoruz ama ve böylesine de sıcak bir kardeşlik ilişkisi de var koronun arasında. Çok bunu da söylemem güzel, lazım. Çok çok güzel. Çok tebrikler. Evet şimdi biz yavaş yavaş şey yapıyoruz. Ben bir iki öneride bulunacağım bu bayram süresi için. Evet. Sevgili seyircilerimiz için ama şöyle bir toparlamak istiyorum. Bir kere şarkı söylemek. Bir kere bir benim için çok önemli bir şey öğrenmiş oluyorum. Herkes şarkı söyleyebilir Kesin. Diye iddia ediyorsunuz. Garanti söylüyorum. Teşekkür söylüyoruz. Ediyoruz. Şarkı söyleyemediğini düşünenler açısından
Bu güzel bir bilgi oldu. Herkes şarkı söyleyebilir. Şarkı söylemek mutluluk veriyor. Evet. Alzheimer'ı önlüyor ya da geciktiriyor. Evet. Sağlık verir. Sağlık veriyor. Kalp güzel sosyal önlüyor. İlişkiler verir, evet. Arkadaşlıklar verir, dostluklar evet. verir. Evet, çok güzel. Ben rezonansı da sizi de çok çok kutluyorum valla. Bu 10. yıl hedefinize de ulaştığınız için ayrıca konserlerini takip etmelerini öneriyorum buradan izleyicilerimizin. Ve şimdi dediğim gibi yolunuz açık olsun. Teşekkür ederiz. Arada görüşelim. Güzel sohbet oluyor. Şimdi bir iki öneride bulunacağım ben. Siz ayrılmayın yanımdan. Sevgili seyirciler, bu bayram tatilinde birkaç önerimiz olacak sizin için. Bir iki oyun ve bir iki film önerisinde bulunacağız. Şimdi Don Quixote'un Ben oyunu Perşembe, Cuma ve Cumartesi akşamı Baba Sahne'de saat 20.30'da. Oyuncuları buradan hatırlatalım. Ozan Güven, Günay Karacaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Ömür Arpacı, Serhan Ernak oynuyor. Cervantes'in biliyorsunuz yazdığı bir romandan uyarlama. Çeviren Irman Bahçeci ve yöneten Emrah Eren. Birçok da ödülü var Don Quixote'un Ben'in. Faust Cumartesi günü saat 18'de burada 18'de Moda sahnesinde oynanacak. Uyarlayan ve oynayan Uluç Esen, biliyorsunuz Goethe'nin bir eseri Faust. Ve bir oyunda Ne Evet Ne Hayır Cumartesi akşamı Toy İstanbul'da 20.30'da. Oyuncular Özer Aslan, Sinan Eraslan. Özer Aslan, Sinan Aslan. Oğuz Atay'ın bir öyküsünden uyarlama, yöneten Özge Erdem. Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler oyunu pazar akşamı 19.30'da Moda sahnesinde. Oyuncular Selçuk Delipınar, Handan Delipınar, çevirmen Şehsuvar Aktaş, yöneten de Melis Burnukara. Şimdi bir iki konser. Gece Yolcuları yarın akşam saat 20'de Beyrut Performans'ta. Deniz Tekin Cuma akşamı 20'de İF Performans Hall Beşiktaş'ta. Red konseri ise Cumartesi akşamı 22'de Sanat Performans Açık Hava sahnesinde. Ve Plevneli Galeri'de bir sergi görmek isteyenler için Plevneli Galeri'de 22 Mayıs'ta başlamıştı. 6 Temmuz'a kadar devam edecek Bora Akıncı Türk'ün sergisi var. İşlerinin teması kıyamet, internet kültürü ve estetiği, sosyal yapılar, dijital çağda duygular ve ifade gibi konuları kapsıyor. Salı ve cumartesi günleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir Plevneli Galeri. Evet, bu kadar. Sevgili seyirciler, programımızın sonuna geldik. Gelecek pazartesi tekrar buluşacağız. O zamana kadar çok güzel bir bayram, mutlu bir bayram diliyorum hepinize. Hoşça kalın. Pazartesi görüşmek üzere. Müzik